Ne habersiniz Tayfa? Ben Fantastik Tio. Black Clover animesinin 44. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Cidden efsanevi bölümlerden biriydi. Şu sıralar izlediğim ve okuduğum mangaların çoğu çok efsane gidiyor. Hiç böyle sorun yaşamıyorum. Naruto Shippuden'in biraz yavaş ilerlemesi dışında. Ve One Piece mangasının ara vermesi dışında. Ve One Piece animesinin uzun olması dışında. Evet, galiba tek sorunum ara vermek ve uzun olmak. Zaten kanalın çoğu serileri uzun olmaktan geçiyor değil mi? Bu bölüm gerçekten çok iyiydi. Veto, gece yarısı güneşinin gözünden. Fazlasıyla güçlü bir karakter. Efsane. Yami bile ona kafa tutamıyor. Aslında Yami ona kafa tutabiliyor ama tutamamasının sebebi Yami'ye ve baş rahibin bulunduğu bölgeye boyutsal büyü yapmışlar. Ve Yami oradan çıkamıyor. Boyutsal büyünün içinde hapis kaldı. Bu bölümü, bu seriyi ve bu arkı gece yarısı güneşinin gözündeki karakterleri karaboğalarla kapıştırmak için aslında bakarsanız böyle bir yol izlemişler. Yami'ye boyutsal büyü yaparak onu engellemek. Bence bu mantıklı. Böyle olması gerekiyordu. Diğer türlü Yami'nin onların yanından ayrılması cidden imkansızdı. Veya Yami'nin onlara yem bırakması düşünülemezdi. Veto çok güçlü. Gergedan'dan hayvan isimlerinden bir at kullanarak teknik kullanıyor. Alevden bir kalkan yapıyor veya pençelerle saldırı yapıyor. Magna ile Lucky'yi çok rahat bir şekilde yenebildi. Magna ile Lucky ona bir kere bile doğru düzgün hasar veremediler. Çok güçlü Veto. Ve Veto'nun önceki zamanlarda, önceki arklarda bu kadar güçlü olduğunu görmemiştik. Veto şimdi tek başına Lucky ile Magna'ya kafa tutabiliyor. Ve Magna ile Lucky'nin ona kafa tutabilmesi aslında onun ne kadar güçlü olduğunu göstermek yerine dengi veya seviyesinin bir kaptan seviyesinde olduğunu gösteriyor Beton'u. Zaten Yami bölümde Beton'un seviyesinin kaptan seviyesi veya üst seviyede olduğunu söyledi. Peki tapınağın dışında neler oluyor? Tapınağın dışındaki büyücü şövalyelerinin çoğu yenilmiş vaziyette ve Hıhha bu haberi bize veriyor. Klaus, Mimosa ve gece yarısı güneşinin gözünün diğer üyeleri de gelmeye başlayacaklar. Bence ben buna katılıyorum. Onun dışında Beton'un tekniklerinde Magna ile Lucky arasındaki kan akışı ve Magna ile Lucky'nin zor anları muazzam yansıtılmıştı. Aralarındaki konuşma, aralarındaki duygusal bağ ve Lucky'nin ilk defa karaboğaların karargahına gelmesi ve Magna'yı ilk arkadaşı olarak düşünmesi. Magna'nın ise Lucky benim en iyi arkadaşım demesi, oradaki eski geçmişte yaşadıkları görüntüleri bizi tekrardan yansıtmaları bence çok güzeldi. Bu tarz duygusal sahneleri iki arkadaşın combo yaparak Beto'ya kafa tutması harika çizilmişti. Peki bu teknik, bu combo ne kadar işe yaradı Beto'ya? Beto'nun %100 can değeri varsa büyük ihtimalle %10'unu veya %15'ini azaltmasına sebep olacaktı. Çok fazla hasar vereceklerini düşünmüyorum. İnanılmaz bir mana değeri ortaya çıkardılar. İnanılmaz bir ki ortaya çıkardılar. Kiano'da, Asta'da, diğerleri de bundan bahsetti. Fakat bu pek bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Çünkü diğer bölümün öngörüsünde Asta olay yerine geliyor. Evet, Veto gücünün çoğunu bile kullanmadı. Adam çok fazla güç harcadığını düşünmüyorum. Çünkü Magna ile Lucky onu çok daha fazla zorladığı söylenemez. Lucky sürekli sınırlarını harcıyor. Sınırlarını zorluyor ve Yami'nin dediği gibi hey Gonayarular, sınırlarınızı bu sefer zorlayın ve kendinizi geliştirin dedi. Yami bence bu işte gerçekten çok iyi. Ve Yami'yi Lucky ile Magna dinlediler. Ama ne kadar dinleyecekler? Adam gerçekten manyak güçlü. Seri cidden manyak bir yere varıyor Tayfa. Asta ile Kiyoto arasındaki görüşme ayrı güzeldi ve Kiyoto'nun nasıl ki kontrolü yaptı veya kisini nasıl değiştirdiğini, transa girdiğini Asta'ya bahsetti. Asta da transa girmeye başladı. Şimdi bu ki olayı, düşünmeden hareket etme olayı Dragon Ball'da Ultra içgüdü olarak anılırken One Piece'te Kenmon Shoku Haki olarak anılıyor. Naruto'da henüz bu tür bir şeye rastlamadım. Herhalde Naruto'da buna Taijutsu deniliyor. Veya Taijutsu'nun üst gelişimi, üst gelişimi, üst gelişimi. Naruto'da sadece bunu hıza bağlıyorlar. Ama One Piece'te buna Kenmon Shoku adı veriliyor Tayfa. Kenmon Shoku, saldırılardan kaçma. Düşünmeden saldırılarını görme. Dragon Ball'da ise Ultra Instinct, yani Ultra İçgüdü olarak alınıyor. Black Clover'da da bu var. Bu gerçekten mantıklı. Şu enselerin çoğunda bu özellik var Tayfa. Ve Asta trans yoluyla buna ulaşmaya çalışıyor. Trans yoluyla üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Bunun benzerini Luffy yapmıştı. Enel'e karşı kapışmasında, bir karaktere karşı kapışmasında One Piece izlemeyenler için böyle bir öngörü, bir görüntü size kafanızda çizeceğim. Luffy de bu ki'yi öğrenmemişti. Ki işte oradaki Kenmon Shoku Haki. Ve kendini transa soktu, düşünmeden hareket etti ve düşünmeden saldırdı. Bunların bir dezavantajı var. Şu, düşünmeden hareket ettiği için ve özelliğe sahip olmadığı için darbe yeme olasılığı yüksek. Ama bir o kadar da darbe atma olasılığı yüksek oluyor. Yani bence bu önemli bir konu ve asla mecbur kaldığı için bunu kullanmak zorunda kalacaktır Beto'ya karşı. Ama ne kadar etkili olacak bilemiyoruz.
Baş rahip oyunu değiştirdi. Oyunun tek amacı artık gece yarısı güneşin gözünden Beto'yu yenmek oldu. Ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Karaboğaların diğer üyeleri büyük ihtimalle hepsi beraber Beto'ya saldıracaklar ve Beto'ya yeneceklerdir. Ve diğer üyelerden birkaçı büyük ihtimalle Beto'yu kurtaracaklardır. E peki bu arkın amacı ne? Bu arkın amacı Karaboğaların birlikte olması, birlikte güçlü olması ve Karaboğaların takımının ne anlama geldiğini ve ne kadar power up alabileceklerini, sınırlarına ne kadar ulaşabileceklerini gösteriyor. Aynı diğer serilerde toplu takılan takım üyeleri gibi, Fairy Tail'da veya One Piece'deki takım oyunu gibi düşünebilirsiniz. Bunun sonucunda Asta kendini çok geliştirecek ve büyük ihtimalle diğer savaşçılar da kendini güçlendirecek. Ama Toa saldırırsa eğer Beto'yu yenebilecekler. Bu durumda Karaboğaların diğer üyelerinin gücünü görebileceğiz ve böylelikle Veto'nun ne kadar güçlü olduğunu ve Veto'nun arkasındaki adamların da ne kadar güçlü olduğunu bir de az çok yansıtacaklar yani bu şekilde. Amaçları bu. Veto'nun ve diğerlerinin daha çok güçlü olduğunu göstermek. E peki Veto taşı alabilecek mi? Veto bu kadar tek başına gelebilecek kadar kendine güvenen biri miydi? Hiç sanmıyorum. Veto'nun arkasından birileri de gelecek. Seri gerçekten manyak ilerliyor diyeceğim çok şey yok tayfa. Yorumunu atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Black Clover harika ilerliyor. Fazla bir bölümümüz kalmadı. Şu an 44. bölümdeyiz. 52. bölümde seri bitecek ve mangaya geçeceğiz. Yani yaklaşık olarak 6-8 bölüm kaldı. Fazla değil 8 hafta 2 aya bedel oldu. 2 ay sonra Black Clover da artık yavaştan sona erecektir tayfa. Sizleri seviyorum. Yorum atmayı unutmayın. Mangayı takip edenler büyük ihtimalle neler olacağını biliyorlar. Fakat biz bilmiyoruz. Hoşçakalın.